Amerika değil. 1.000 tane Amerika gelse kuramaz oraya terörde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşıtı planlarına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı ABD'ye meydan okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET canlı yayınına konuk oldu, gündeme dair soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı'na ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye silah ve lojistik destek verilmesi soruldu. Soylu net ve kararlı bir yanıt verdi. Biz başka bir milletiz. Oraya terör devleti falan kuramaz Amerika. Amerika değil, 1.000 tane Amerika gelse kuramaz oraya terör devleti. Bu millet kurdurmaz, hiç öyle bir şey yok. Yani bunun bedelini kimse alamaz. Kimse gözü alamaz bunu. Öyle kolay işler değil. Öyle kravat takıp, güzel takım elbise giyip 3-5 tane hilalı sözlerle olmaz. Gelin Halep oradaysa Arşın burada. Hadi buradayız. Türk halkının NATO'ya da güvenmediğini belirten İçişleri Bakanı, yakın zamanda yapılan bir anketin sonuçlarını paylaştı. Yani Batı bizden haz etmiyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Bütün Türkiye ortaya koyduğu, bakın Türkiye'de geçen hafta yapılan bir araştırma gördünüz mü bilmiyorum. Bizim milletimiz de bunun farkında. Türkiye'ye bir saldırı olsa NATO bizle beraber olur mu diye soru %91 hayır. Yani milletimiz de her şeyin farkında. ABD destekli FETÖ'nün Türkiye'ye karşı bir kalkışma planı tekrar olur mu sorusuna da yanıt verdi Soylu. Batı'nın FETÖ'ye verdiği destekleri hatırlattı. Yani Türkiye'de şöyle bir şeyimiz de var, ahdimiz de var. Yani böyle bir şey bir daha gerçekleştirme şansına sahip olurlarsa dünyanın da şaşıp kalacağı bir sonuçla karşı karşıya kalırlar. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memuruyla ilgili konuşan Soylu, patlayıcı dolu aracın yapay zeka ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu yakalandığını belirtti. Bu polis memurunu biz 2019 yılının başında ihraç etmişiz. Adi suçtan dolayı. Yani sonra mahkeme kararıyla tekrar geri dönüyor. Ve netice itibariyle tabii hedef İstanbul. Yani şu ana kadar gördüğümüz yani 52,5 kilo patlayıcı büyük bir patlayıcı. Bakan Soylu son günlerde kışkırtma eylemleri ve FETÖ ile PKK'ya destek söylemleriyle gündeme gelen Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul hakkında da konuştu. Kuytul'un kökünün dışarıda olduğuna dikkat çekti. Karşımızda hakikaten bir şahlaban var. Yani hakikaten bir şahlaban var. Yani. Ve hakikaten başka yerlerden talimat alan bir adam var. Yani kendine hoca dedirtiyor. Yani Allah'ını isterseniz hoca diyen bir kişiyle alakalı siyasete giriyor. Darbenin her türlü meşruiyetinin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Ardından dönüyor. Cumhurbaşkanının kaleminin kırıldığını söylüyor. Yakında şerefini ve izzetini alacaklar. Ya bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge ve bekçi alımları ile ilgili de bilgi verdi. 3600 ek göstergenin Mayıs ayında netleşeceğini söyleyen Soylu, bekçi alımları ile ilgili de 3250 kadro açılacağını duyurdu.